Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtana innaka entel alimul hakim. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri vahlul ukdeten min lisani yefkahu kavli ve fevvizu emri ilallah innallaha basirun bil ibad. Euzu billahi alazim ve bi vecihil kerim ve sultanihil kadim min şerri şeytanirracim. Elhamdülillahi lezî arsele rasûlehu beşîran ve nezîrâ. Vessalâtu vesselâmu alâ men ahyeddîne bâde en kâne esîrâ. Ve alâ âlihi ve ashabihil mukaddimîn alel khayri ve lev esîrâ. İlemû enne afdalel kitâbi kitâbullah. Ve afdalel hedî hedî Muhammedin sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem. Ve şerrel umûri muhtesâtühe. Ve külle muhtesin bid'a. Ve külle bid'atin dalâle. Ve külle dalâtin finnâr. Ve bis senedil muttasil el nebi sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem ennehu kal. İzâ aradallahu bil emîri khayran ceale lehu veziran vezîre sıdk. İn nesiye zekkerahu ve in zekera e'ânehu. Ve izâ erâde bihi gayre zâlik ceâlehu lehu vezîre sû. İn nesiye lem yüzekkirhu ve in zekere lem yu'in. Sadaka Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin cümle peygamberan ırzam aleyhüm salavat ve teslimatın ehli beyt ehli ashab etbaları rıdvanullah aleyhi mecmainin bil cümle ahirete irtihal eden mümin ve müminatın hasaten eserinden yararlandığımız camimizin haziresinde metfun Ahmet Ziyad'ın Gümüşhanevi ve üstazlarının kendisinden feyiz aldığımız, ilim hasrettiğimiz eserlerinden yararlandığımız üstazlarımızın, meşayihlerimizin hazırun burada bulunan ve dersimizi dinleyen kardeşlerimizin, tüm geçmişlerimizin ervahı için el-Fatiha. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. İze tehallet ümmeti hamsen fealeyhimüddimâr. Bu konuda bugünkü hadisler harf sırasına göre, hece harfler sırasına göre gümüşhaneli hadisleri derlemiş. Müslümanların pratik hayatında onları hadislerle uyarıyor. Biz de onun eserinden okuyoruz hadisleri. Ümmetim, yine ümmeti icabet. Kafir zaten Allah'a inanmıyor. Onun inanmadığı için taptan kaybetmiş o. Artık onunla uğraşmıyoruz. Baştan yok o zaten. Ümmetin beş şeyi helal kabul ettiği zaman faleyhimüddimâr yıkım sebebidir. Onlar yıkılır, yok olur. Evet, Kur'an-ı Kerim'de demir, tedmir, demmerallahu tedmira ve demmernâhe tedmira. İsra suresi 16. ayet helak anlamına gelir, yok olma anlamına gelir, toptan yok olma anlamına gelir. Tarihten silinirler, yok olurlar. Nedir onlar? Beş tane şey diyor. İzâ zahara fîhimü telâun. Lanetleşme aralarında yaygınlaştığı zaman. Evet. Bakın bunları size okuyoruz. Öz eleştiri yapıyoruz. Eğer hadisleri dinlerseniz, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu uyarılarına kulak verirseniz, öz eleştiri bunlar. Bir toplumun huzur bulması, mutlu olması, güven için yaşaması için söylenen sözlerdir bunlar. Lanetleşme ne demek? Lanet, rahmetten, Allah'ın yardımından mahrum kalmak demektir. Gerçek anlamda Allah'ın rahmetinden mahrum kalan şeytandır. Şeytan adı oradan, rahmetten kovulmuş, racim, kovulmuş, şeytan uzaklaştırılmış anlamındadır. Allah'ın rahmetinden kesin olarak uzaklaştırılan şeytan aleyhillanedir. Ama böyle müminlerden de bu söylenenleri yaparsa, böyle lanet sebebi olan şeyler yaparsa, onlar da Allah'ın rahmetinden mahrum kalma tehlikesiyle yüz yüzedirler, karşı karşıyadırlar. Neden kesin mahrumdurlar demiyorsun? Diyemiyorum. Çünkü bir kimsede iman var, mümin, ne kadar büyük günah işlerse işlesin, ebediyen ehl-i sünnet inancına göre Allah'ın rahmetinden umudunu kesmez. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذ۪ينَ اَسْرَفُوا عَلَى اَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَتُوا مِنْ رَحْمَةِ اللّٰهِ.
şurada burada haram yerlerde ömrünü yazık etmiş olan kullarım, Allah'ın rahmetinden umut kesmeyin buyuruyor Allah. Onun için ehl-i sünnet inancı inkar etmemek kayıt ve şartıyla. Ne kadar büyük günah işlerse işlesin, imanlıysa bir kimse, o kimsenin ebediyen cehennemde kalması, Allah'ın rahmetinden mahrum kalması düşünülemez. Cezasını çeker, yine Allah'ın rahmetine, rahmet yeri olan cennete kavuşur diyor ehl-i sünnet inancı. Bizler de o inançtayız. Şimdi lanet, Allah'ın rahmetinden, bereketinden, yardımından mahrum kalmak veya kalma tehlikesiyle karşı karşıya olmaktır. Kimler bunun içine girer? Evet, şimdi hadis-i şerifte onları öğreneceğiz. Evet, böyle birinci madde. Mümin, müminin kardeşidir. Evvela insan, insanın kardeşidir. Adem ile Havva'dan gelmişiz. Şeyimiz öyle, inancımız öyle. Kur'an-ı Kerim'de ifadeler, Allah'ın verdiği, bize buyurduğu hükümler böyle. İnsanlık Adem ile Havva'dan türemiştir. Min zekerin ve ünsa, bir erkekle dişiden, Adem ile Havva'dan, ondan çoğalmışlardır. Bizim inancımız Kur'an'a göre böyledir. Yani hepimizin, bütün insanların anası babası birdir. İnsanlık kardeşiyiz her şeyden evvel. Bir de onun için de eğer iman nasip olmuşsa iman kardeşiyiz. İnnemel mu'minune ihva, müminler kardeştir. Müminler kardeştir. Şimdi kardeşlik nedir? Birbirini kollamak demektir. Yardım etmek demektir. Lanet etmek değil. Yok olsun, defolsun, sürünsün, yerin dibine batsın demek değildir. İyi olsun, mutlu olsun, güzel olsun, hoş olsun demektir. Müminlik, kardeşlik bunu gerektirir. Evet, Allah fasluhu beyne ahavekum, bu ayet-i celilde zaten emir ediyor böyle. Böyleyken mümin mümine dua edecekken iyiliği için, Allah belanı versin, Allah kahretsin, evet, derse, bu yaygınlaşırsa, herkesin ağzında bu varsa, evet, maalesef şimdi öyle. Çünkü seyrettiğimiz filmler Amerikan kökenli, Avrupa kökenli. Onlarda da bu inanç yok. Bir şey oluyor filmde, kahretsin, kahrolsun. Normal bir sözmüş gibi. Bunu dinleye dinleye giderken direksiyonda bir arıza oluyor. Allah kahretsin. Veya fren mitesi takamıyor adam. Kahrolsun. Efendim önünde bir araba geçiyor. Aksi bir hareket yapıyor. Allah belasını versin. Yani gayet normalmiş gibi her şeyde ayakkabısını çıkarken ayağını sokamıyor. Allah kahretsin. Yani normal hale gelmiş. Veya konuşurken, birbiriyle merhabalaşırken adam kızdırıyor, bir şey yapıyor. Allah belanı versin gibi. Lanetleşme, bela okuma normal söz kabul edilir de herkesin ağzında bu varsa, yaygınlaşırsa, öyle diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ben aktarıcıyım. Ben açıklamaya çalışıyorum. İza zahara fihimut telaun, lanetleşme ümmetimin arasında yaygınlaşırsa, herkesin ağzında bu. Allah belanı versin. Allah kahretsin. Kahrolsun filan. İki söze bir böyle olursa, birisi bu. Evet, yıkılır o millet. Ayakta duramaz o millet. Birisi bu. Demek ki lanetleşmeyeceğiz. Lanetleşmeyeceğiz. Dilimizi hayra alıştıracağız. Öfkelensek bile, haksızlığa uğrasak bile Allah iyiliğini versin diyeceğiz. Allah iyiliğini versin diyeceğiz. Bizim eski insanlarımız böyleydi. Bu terbiyeyi görmüşlerdi. Biz de çocukluğumuzda, çocuklar aksilik yaparlar. Mesela benim yaşlı bir teyzem vardı. Allah tüm geçmişlerimize rahmet eylesin. Onu giderdik. Annem götürdü beni. Kızdırırdık. Kızması hoşumuza giderdi. Ama kocası hoca. Kendisi bilgili, okumuş. Kızdığı zaman cesüm miyesicile derdi bize. Ocağı sönmiyesicile derdi. Bak dua ediyor yani. Kızıyor ama ocağı sönmiyesicile diyor bize.
Ama biz şimdi dürttüler mi Allah belanı versin diyoruz. Fark burada. Yani öfkenizi iyi sözle deşarj edeceksiniz. Hocayı talebe böyledir. Hocayı kızdırır. Dersi kaynatmak için bir söz söyler. Veya işte sınıfta şöyle olur böyle olur. Allah belanızı versin lan filan dememeli. Vatandaş birbirine bela okumamalı. Memur, amir. Gözünüzü toprak doyursun dememeli başımızdaki adam. İnsan bu. Hepsi aynı çizgide değil ki. Görgüsü olmayan var, kültürü olmayan var, cahil olan var. Hepsi aynı çizgide değil. Sen baş olmuşsan bela okumayacaksın, sen örneksin. Her bir mümin örnektir. Başkasını bela okumayacak. Bela okumak, lanet okumak mümine yaraşmaz diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bu yaygınlaştı mı? Yıkımını bekle. Her insan ağzına lanet olduğu zaman birbirine lanet bu. Lanet. Ağzından çıkanı melekler alıyor, arşa götürüyor. Gereğini yapmak üzere. Hele ana babalar. Şimdi memur dişinden tırnağından artırmış, güzel bir halı almış, mobilya almış, gelen giden misafirlere karşı mahcup olmayayım diye. Evde çocuk var. Çocuk oynarken çıkmayacak veya halıyı yakacak yahut da o mobilyayı değerini kaybettirecek bir iş yapıyor, dövürüyor bir şeyi. Çok kıymetli atasından kalmış bir vazoyu kırıyor. Annesi Allah belanı versin. Naha ciğer bağından yan dememeli. Ana sözüdür. Anında arşa götürürler, gereğini yaparlar. Ondan sonra o unutur. Öfkeyle söylemiştir. Başına çocuğunun bir şey gelse yine kim yanacak? Cevat Hoca yanmaz. İlim adamıdır Cevat Hoca. Evet, hocadır. Dua eder müminlere, merhamet duyar. Müminlerin birbirine merhamet duyması Allah'ın emridir ama esas ciğeri kimin yanar? Çocuğun anasıdır, babasıdır. Onun ciğeri yanar. Başını unutmuştur o belasını. Başına o iş geldiği zaman sulu sulu ağlar. Ah diye yeri göğü inletir. Bunu yapacağına, bu ağzına hakim olsana. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadislerinde örnekler vardır. Buhari Müslim hadisleridir. Böyle bir çocuk anasını emiyormuş böyle. Anasını emiyormuş. Ananın ağzından çıkanın ne kadar keskin olduğuna misal veriyorum şimdi. Önünden bir o zaman Beni İsrail zamanında Kur'an-ı Kerim hadis, Buhari Müslim hadisi Kur'an-ı Kerim'de de var. Bir asker geçiyormuş, parlak yaldızlı böyle, bıyıklarını vurmuş, heybetli. Anası demiş ki oğlum bunun gibi olsun. Çocuk memeyi bırakmış, Allah'ım beni böyle yapma demiş. Gene susuyor. Hemen çocuk konuşur mu? Bir süre sonra bir kalabalığa uğramış aynı ana. Bakmış ki bir kalabalıkta ortada bir delikanlıyı dövüyorlar, kalabalık. Nedir demiş bu? Bu delikanlıyı sokaktan bulmuş bir ağa, çiftliğin ağası. Aç kalmış diye götürmüş çiftliğine, iş vermiş, aş vermiş, adam etmiş. Fakat bu delikanlı çiftliğin sahibinin karısının, kızının rızına geçmiş. Hepsini lekelemiş. Sonra da yakalamışlar, ona dövüyorlar. Allah'ım beni böyle yap, benim oğlumu böyle yapma demiş. Çocuk yine memeyi bırakmış. Allah'ım beni bu dövülen gibi yap demiş. Demiş ki hadis bu, hikaye değil. Anası demiş ki işine geldiğin zaman konuşuyorsun. Ben istediğim zaman konuşmuyorsun. Dile gelmiş çocuk. Anacığım demiş, sen ana, benim anamsın. O asker yetkilerini zulme kullanan bir gaddar adamdı. Sen beni zalim yapmak istedin. Ana olduğun için sözünü hemen arşa götürüyorlardı. Allah'a yalvardım ki beni zalim yapma dedim. Öteki dövülen çocuğun kabahati yoktu. Çiftlik sahibinin karısı kızı zaten iffetsizdi. Teklif ettiler ona. Zina teklif ettiler. Kabul etmedi. Kabul etmeyince ona iftira ettiler. Böyle yaydılar. Zengin olduğu için herkes zenginin sözüne baktı. Zavallı masumu dövüyorlar.
sen beni iffetli olmasın diye dua ettin. Yine arşa götürüyorlardı. Hemen gereğini yapacaklardı. Hemen Allah'ım beni böyle iffetli, zalim yapma, iffetsiz yapma, iffetli yap diye söylemek zorunda kaldım. Buhari Müslim hadisidir. Ananın ağzından çıkan şey gereğini bulur. Gene Buhari'de Beni İsrail zamanında, günümüz olaylarına girmiyorum ben, tarihe gidiyorum ama hadis söylüyorum. Böyle bir çok dindar kişi varmış. Annesi gelmiş ona ibadet ederken, oğlum demiş, oğlum, namaz kılıyor adam, namazımı bırakayım, anamın sözüne mi cevap vereyim? Kendi içinden karar vermiş ki namaza devam. Yine bağırmış, oğlum, cevap yok. Yine karar böyle, namaza devam. Üçüncü defa, Allah seni kötü kadınlarla karşılaştırmadan canın çıkmasın demiş. Canı yanmış, cevap vermemiş çünkü. Bu sofu adama, salih kişi, kendini dine adamış, fazıl, kamil bir insan bu. Herkes saygı duyuyor. O devirde üç kardeş, babaları ölmüş, anaları ölmüş, üç kardeş. İki erkek, bir kız kardeş var. Buhari Müslim hadisi bu da. Kız kardeşini hasta etmiş şeytan. İntikam alacak adamdan. Camide, meyhanede, kahvede adam bırakmamış bu adam. Güzel, tesirli konuşuyor. Herkes seviyor. Olmuş, dürüst insan olmuş. Şeytan da bundan hoşnut olmuyor tabii. Onun derdi insanları camiden uzaklaştırmak. Bundan intikam alacağım diye planlar yapmış. Neticede o kızı hastalandırmış. Evet, cin, şeytan cinlerdendir. Eğer Allah'a sığınmazsanız şeytan size zarar verebilir. Evet, Muavizeten sureleri var. Kul e'udu bi rabbin nasiri. İnsanların Rabbine sığınıyorum de. Allah'ın emri bu, sığınacağız Allah'a. Bismillahirrahmanirrahim. Eûzu billahi mineşşeytanirracim. Kovulmuş şeytanın şerrinden sana sığınıyorum diyeceksin. Allah'ın emri bu. İhlas suresi, Muavizeten, Kul euzu rabbil felak, Kul euzu rabbin nasiri, bunlar. Allah'a sığınmadınız mı? Şeytan size zaten düşmanımız. İnnehu lekum aduvun mübin. Apaçık düşmanınızdır diyor Kur'an'da. İntikam almak için, bizi sapıtmak için, ahirette de mahvetmek için böyle peşimizde her an. Allah'a sığındık mı tesir edemiyor. Evet, tesir etmiş, kızı hastalandırmış. Cinlerden zararı var. Cinlerin ve kâne minel cinni, cinlerdendi şeytan, iblis. Doktor fayda yok. Demişler ki bu salih adamın nefesi keskindir. Ona bir okutsanıza. Doğru demişler, götürmüşler. Adama, kız kardeşlerine okutmuşlar. İyileşmiş, rahatlamış. Artık getirip götürmeye başlamışlar. Demiş ki adam, bir gün bakmış şöyle, çok güzel bir kız. Dayanılmaz güzel gözleri var. Gözünü indirmiş ama bir kere görmüş. İçeride fırtınalara kopmuş. Bu bir ibret alınacak olay. Efendim, güzel gözlü kıza batınca kafada dönmüş hocanın kafası. Sonra demiş, getirip götürüp durmayın demiş. Teyzen yanına bırakın, ben onu sabah akşam boş kaldıkça okurum derken işi zinaya götürmüşler. Zinaya götürdükten sonra, tabii zinadan sonra çocuk olmuş. Şeytan gelmiş. Seni buna götüren, getiren, gönderen benim demiş. Rahatladım. Meyhaneleri boşalttın. Senden intikamımı aldım. Bak demiş, sana acıyorum. Herkes seni çok seviyor. Şimdi bunun karnında çocuk büyüyecek. Saklayamaz. Bütün şey senden olduğu ortada. Bu kadar herkes seni ne kadar seviyor. Evliya biliyor. Gel demiş, kızı boğ, yok et demiş. Hastalıktan iyileşmedi de öldü dersin. Kurularız meseleyi. Düşünmüş adam ki hakikaten çocuk doğarsa nereden evlenmedi, nerede bu falan, hocanın yanında. Makul gelmiş ona. Kızı boğmuş. Boğduktan sonra başlamış ağlamaya. Kurtaramadık, ne yapalım? Defnetmişler kızı. Fakat şeytan rahat durmuyor. İnsanlara, o kardeşlerine, sağ kalan kardeşlerine
böyle kafasına sokuyor. Ya hoca boğdu, hoca boğdu, hoca boğdu, vesvese veriyor. Günlerce uykusuz abileri kızın. Küçük büyük oğlana demiş ki, abi ben günlerdir uyumuyorum, ben de uyumuyorum. Ya bizim kız kardeşimizi hoca boğduysa, benim de aklıma geliyor, kadıya şikayet edelim. Kadıya şikayet etmişler. Bu hadistir, Buhari hadisidir. Normal, sıradan bir hikaye değil. Onun için size arz ediyorum, ibret alınacak bir şey. Evet, kadıya şikayet etmişler. Kabir açmak aslında haramdır. Fakat mahkeme kararıyla hak hukuk meselesi böyle adam öldürmek en büyük haksızlık, zulüm. Olduğu zaman kadı kararıyla, hakim kararıyla açılır. Kabir açmışlar ki travma derler. Hocanın parmak izleri kızın boynunda simsiye oturmuş, kan oturmuş. Belli, karar vermiş hocanın idamına. Evet, şeytan yine çıkmış. Artık hocanın evini yıkmışlar, tükürmüşler, taşlamışlar. İdama götürüyorlar. İdam edecekler. Dar ağacı orada sallanıyor. Şeytan yine çıkmış. Demiş ki, bunları yapan benim demiş. Serinledim artık. Rahatladım. İntikam aldım. Daha öbürsü var mı? Sana acıyorum demiş. Şu imanını bana sat. Seni kurtarırım. Bunlar hep benim avanım, takımım. Ben onları çabuk hallederim demiş. Can tatlı olur demiş. Kur'an-ı Kerim'de geçiyor. Enikfur. Kafir ol, seni kurtarayım diyor. İmanını da aldıktan sonra ben bu işte yokum demiş. Sıvışmış oradan kaçmış. Hiç şeytana inanılır mı? Nereden çıktı bu iş? Annesi beddua etti. Kötü kadın görmeden şey etme filan diye. Evet, böyle kötü işler yapmadan, kadın görmeden ölme diye. Onun yazgısı bu. Söylediğinin gereği bu. Onun için siz olun. Hangi durumda olursa olsun. Canım yandı. Tabii yanabilir. Güzel yetiştirmediyseniz evlat sizin canınızı yakar. Besmele ile yatağa gireceksin. Besmele'ye gireceksin, şeytanı kovacaksın. Yoksa şeytan ortak olur yatağa. Helal lokma ile besleyeceksin. Doğduğu zaman sağ kulağına ezan okuyacaksın. Sol kulağına kamet gireceksin. Güzel at koyacaksın. Besmele ile süt vereceksin. Helal lokma ile süt vereceksin. Konuşmaya başladığın kelime-i tevhid öğreteceksin. Mümeyyiz olduğu zaman, akıllandığı zaman din iman öğreteceksin. 10 yaşına geldiği zaman fiilen namaz şöyle kılınır diye öğreteceksin. Gençken evlendireceksin. Haram helalı öğreteceksin. Okumayı yazmayı öğreteceksin. Yüzmeyi, silah kullanmayı öğreteceksin. Hulasa evladını meşgul edeceksin. Sanat sahibi, iş sahibi yapacaksın. Boş bırakmayacaksın. Dini bilgilerini vereceksin. Erken de evlendireceksin, hiç canını yakmaz. Ama sen hiç kontrol etmemişsen, onun eğitimine önem vermemişsen, canını yakar. Yaktığı zaman da Allah belasını versin dersin, verir. Hayatta bunun çok görülmüştür, siz de görmüşsünüzdür. Ondan sonra etekle para döküyor. Doktorlara gidin tabii. Hastalanınca tedavi olmak sünnettir, Peygamberimizin emridir. Doktorlar böyle yapıyor. Ne yapalım? Bizden bu kadar. Evet, ananın bedduası var. Doktor ne yapsın? Sakın böyle bir şeyler yapmayın. Hayra dua edin. Hayır, hayır söyleyin. O benim teyzem gibi ocağı sönmeye sıcak. Kafanız kızsa bile ağzınızdan dua çıksın. Allah iyiliğini versin. Evet, böyle bağırın ama Allah'ın iyiliğini versin deyin. Evet, böyle lanetleşirseniz, lanet diye yaygınlaşırsa, lanete örnek olursanız, herkese lanet diye şey ederseniz, o millet ayakta duramaz. Birincisi bu. Evet. İkincisi, velbesül harir. Evet. İpek giymek haram erkeklere. Kadınlar giyebilir. Peygamberimiz sözü bu. Erkeklerin ipek giymesi haram. Erkekler ipek, niye canım, o da elbise, bu da elbise. Kuralı ben koymadım. Kimsenin kural koyma hakkı yok. Allah koyar din kuralını, peygamber koyar. Müştehitler kural koymaz. Ayet ve hadisi açıklarlar. Onda olanları bizim anlayacağımız hale getirirler.
Kural koyan Allah ve Resulüdür. O kural koyuyor. İpek böceği, Bursa'nın ipek böceğinden olan ipeği erkeklerin giymesi haram İslam'da. Kadınlar giyebilir, erkekler giyemez. Bu ipek giymeyi ne haramı canım ya, ne farkı var ki bunun diye yaygınlaştırırlarsa, haram görmezlerse. 3. Vettehazül kaynat. Evet. Şarkısız yemek olur mu canım? Şöyle şarkı eşliğinde, türkü eşliğinde bir muğanniye, şarkıcı, güzel sesli bir hanım söylemeli de yemeği güzel yemeliyiz. Evet, herkes yemeği böyle yerse, halbuki yemeğe besmele ile başlanır. Allah'ın nimetidir. İsraf edilmez. Şükürle bitirilir. Dua edilir. Bereket ver ya Rabbi denir. Memlekete, millete, ıslahına dua edilir. Böyle değil. Şarkı türküyle yemek yiyor. Yaygınlaşmış. Yaygınlaşmış. Herkes bu. Yok canım yani. Biz psikolojik olarak şeyimi dinlendirmek istiyorum ben. Böyle kabul edilirse. Ve şeribül kumur. Evet. Şaraplar içilirse, içilmeyen ev kalmazsa, rakı şarap içmek normal kabul edilirse. Evet, bir öğrencim bir lisede din dersini anlatırken içki haramdır demiş. Sınıfı toptan aa demişler, içki niye haram olsun? Ben şu kadarından bizim evde herkes içer. Normalleşmiş içki. Bütün evlerde normalleşirse içki içmek, haramlık kavramı kalkarsa, o memleketin yıkılmasını bekle diyor. Daha bitmedi. Evet. Vektefer rical bir rical ve nisa bin nisa. Hadisi ben tercüme ediyorum. Kabul edip etmemek, uygulayıp uygulayamamak size ait. Ben duyurucuyum, sadece aktarıcıyım. İslam'da böyle bir şey var. Erkek erkeğe, kadın kadına yetinirse. Şimdi Allah erkek dişi yaratmış. Zinayı haram kılmış. Evlilik akdiyle, meşru bir evlilik akdi yapanlara helal, hatta görev, birleşme görev, sevap hatta. Evet, ama nikah akdi olmaksızın erkek ve kadının birleşmesi haram, ama tabiidir. Erkeği Allah ona yaratmış, dişiyi ona yaratmış, çiftleşsinler diye. Nikah akdiyle helal, nikah akdi olmazsa haram, ama tabii olan bu. Böyle değil. Erkek erkeğe birleşiyor, kadın kadına birleşiyor. Homoseksüellik, lezbiyenlik. Bu İslam'da yok. Böyle yaygınlaşırsa, normal görünürse, İslam'da ben duyuruyorum sadece, kabul edip etmemek sizlere ait. Evet, bu ne canım, özgürlük var, hak var, onların da hakları var gibi. Bu yadırganmazsa, normal karşılanırsa, tabii karşılanırsa, erkek erkeğe homoseksüellik ilişkileri, lezbiyenlik ilişkileri, o zaman öyle diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. O zaman diyor fealeyhimut dimar, o memleket ayakta kalmaz, yıkılamaz. Evet, kalıntılarını Allah göstermiş. Bugün Lüt Gölü civarına gidiniz, orada kalıntıları var. İtalya'nın Pompei şehrine gidiniz, Allah taşlaştırmış, o vaziyette var. Kıyamete kadar görsünler diye, Allah ibret olsun diye o vaziyette taşlaştırmış onları adam. Fosilleşmişler. Evet, böyle. Homoseksüellik, lezbiyenlik geçmiş milletlerde yok olma sebebi olmuş. Hadiste öyle söylüyor. Kabul edersiniz, etmezsiniz. Evet, bu yanlıştır. Olmaması lazım İslam'a göre. Bu hadis-i şerifte Hazreti Enes'ten nakletmişler ve bu konuda da çok hadis vardır. Bunlar insanlık tabiatına aykırı şeylerdir. İslam'da yeri yoktur. Ben İslam adına arz ediyorum. İslam'da yeri yoktur.